En çok 4 hafta önce gayet normaldi. Herkes gibi. Çok sevdiğim bir karım, bir oğlum, iyi bir işim vardı. Ama şimdi... Ne arıyorum burada? Nasıl bu duruma düştüm? Evlendiğimden bu yana tek bir kadına bile yan gözle bakmamıştım. O sabaha kadar. O sabah... Gerçi hala emin değilim ama... Galiba... Evet, galiba aşık oldum. Dördüncü kat lütfen. Ah, ben de. Yardımcı olabilir miyim? Şimdi yanar, merak etmeyin. Affedersiniz, size çarptım. Jeneratör var, şimdi gelir elektrikler. Çantam, nereye gitti bu çanta? Ah, geldi! Daha demin buradaydı. Ama şimdi yok. Yoksa rüya mıydı? Evet, tarif et. Tamam. Karanlık olacak. Koyduktan sonra hafifçe çarkalayacağım. Hı, hafifçe, anladım. Evet, hemen çıkarmayacağım. Tamam, tamam. Acele etmeyeceğim, anladım. Bekleyeceğim, ağır ağır gelecek. Vakit dolunca hemen içinden çıkaracağım. Sonra? Sonra ötekine mi sokayım? Ne oldu? Bu terbiyesiz sözlerin yeri burası değil herhalde. Ne terbiyesizliği? Daha ne olsun? Ha? Ne diyorsunuz, anlamadım. Kardeşim fotoğraf banyosunu nasıl yapacağımı tarif ediyordu. Fotoğraf mı? Evet. Şu şampuan kampanyasıyla ilgili dosyayı getir bakayım. Peki.
Alo? Çok güzelsiniz. Sesinizi tanıdım, sizsiniz. Tanıdınız demek. Buluşsak diyorum. Biz mi? Niye olmasın? Allah aşkına, neredeydiniz bugüne kadar? Ben buradaydım. Asıl siz neredeydiniz? Niye aradınız beni? Çünkü sizi birden çok ama çok arzu ettim. Ne olur hayır demeyin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet deyin, olsun bilsin. Plazada olur mu? Olur elbette. Ne zaman? Bu akşam 9'da. Bir şey mi istiyorsunuz? Ay tamam, pardon, karıştırdım. Ters. Hep karıştırıyorum. Biri gelecekti de. O sizsiniz, tamam. Fotoğrafınız çekilecekti. Bakayım stüdyoyu hazırladılar mı? Ay Allah, dolaba girdim. Kapı diye işte. O taraf. Bu kapı kapalıymış. Hay Allah. Plazada bu akşam 9'da. Peki gece evden nasıl çıkacağım? Mutlak bir yalan bulmalıyım. Yemek enfesti hayatım. Evet, fena değildi. Akşama sinemaya gidelim mi? İyi bir film var. Hangi filme gitmek istiyordun? Tarzan. Ben ne yapacağım Tarzan filminde? Bilirsin, hiç hoşlanmam. Sen gidersin. Hiç olur mu sensiz? Tabii, Cihan'la gidersin. Olmaz. Dersine çalışsın kerata. Canım, okul tatil, unuttun mu? Tatil mi? Tatil, tatil olmasın ama film hiç uygun değil ona. Niye? Tarzan demedin mi? Delirdin mi Allah aşkına? Niye? Tarzan filmi ne demek? Barbarlık resmen. Vahşi bir orman, yırtıcı hayvanlar, korkunç bir şey. Nasıl Cihan'ı bu filme götürmemi istersin? Bir yaşıma daha girdim. Tarzan filmine çocuk götürmek. Adam nasıl bağırıyor biliyor musun? Oo, korkunç. Hadi sana güle güle, akşama geç kalma. Niye? Sinemaya gideceksiniz ya. Plaza lokantasına Cihan yanımda gidemem ya. Tutmadı bu sinema yalanı. Gece tüymek için yeni bir yalan bulmalı. Hocam siz buyurun. Teşekkür. Madde 1, önce güzel bir yalan bulunur. Aldatılacak olan eşe sinemaya gidelim denir. Ama eşin hoşlanmayacağı bir film seçilir. Onu denedim, sökmedi. Nasıl denedin? Yani benim de aklıma geldi de patron tutmadı. O zaman klasik bir yol seçelim. Makul. İş yerinden sekreterine telefon ettirirsin, acele işi çıktı diye. Tecrübelerimizle sabittir, merak etme. Bu olabilir. Ulan bunca yıldır zamparlık yapıyorsun, karına bir yakalanırsan görürsün gününü. Yakalayamaz ya. Keşke yakalasa da çekip gitse, ben de kurtulsam. Ya Şakir, bu yalanların çamaşır makinesi reklamıyla ne alakası var? Ben de anlamadım. Patron öyle istiyor. Macit Bey sekreteriniz arıyor. Teşekkürler. Söyle tatlım, ne var, ne oldu? Ne? Ne oldu? Karım kaçmış. İnsaf be! Bütün eşyaları götürmüş. Mektup mu? Nedenini yazmış mı?
Cebimde bir fotoğraf bulmuş. Çıplak kadın fotoğrafı mı? Gece kulübünde bir kadınla çektirmiştim. Salak herif! Ne saklarsın? Yırt işte! Lan! Bana karımı bulun! Bana çabuk! Karımı bulun! Sevgili karıcım benim! Karımı bulun bana! Mezamı bulun! Bana mezamı bulun diyorum! Mezamı bulun bana! Çabuk karımı bulun bana! Feyza! 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 Ahmet efendi, bizi iki Nescafe yapar mısın? Geç geç. Ya Haluk! Anlayamadığım bir şey var. Bu bizim Macit, her zaman karısından yakınıp durmaz mıydı Allah aşkına? Bu işler böyledir. Önce atıp tutarlar, sonra karıları çekip gidince elleri ayakları tutuşur. Yapma ya! Sen zamparalık etmediğin için bilemezsin. Erkekler karılarını çok severler. Ama kadın peşinde koşmadan da edemezler. Sen de öylesin. Bana bakma, ben bekarım. Sen gene profesörün karısıyla mısın? Niye değiştireyim ki? Bizimki kocası ameliyata gidince pat bir telefon... ...ben hazır ve nazırım. Yani ameliyattan ameliyata. Sen bu yakınlarda hastaneye gitmedin anlaşılan. Her dakika ameliyat. Yapma ya! O zaman habire yani. Ameliyat çok ama her ameliyat olmaz. Apandist ameliyatı kısa sürer, yakalanma tehlikesi vardır. Mesela safra kesesi ameliyatı en az 3 saat sürer. Oh! Bak keyfine! Bayağı ihtisas işiymiş bu be! Ne zannettin ya? Ya Haluk, senden bir ricam olacak. Ayıp ettin, söyle. Akşam 8:30'da bizim eve telefon edeceksin. Edeyim, ne olacak? Telefonu açacaksın, ben Ercan'ım diyeceksin. Şu senin yardımcın Ercan. Sonra bu akşam dairede iş çıktı, gelmen lazım diyeceksin. Peki. Ben önce kızacağım. Bıktım artık şu işlerden, yeter artık diye bağıracağım. Sonra yumuşayıp, olur geliyorum ama bu son diyeceğim. Bu ne numara Allah aşkına? Zamparalık mı yoksa? Ne? Ben mi? Zamparalık! Ben! Tamam, tamam, hata ettim. Sen kim, zamparalık kim? Kaçta arayacaktım? 8:30'da. Ah, hoş geldin canım, nasılsın? Kötüyüm, 40 yılda bir sinemaya gidecektik, işim çıktı. Zaten gidemezdin. Niye? Bak, bir misafirimiz var. Aa, Feyza burada. Sorma, Macit yüzünden evi terk etmiş. Biliyorum, biliyorum. Nasılsın Feyza? Nasıl olacağım? Çok kötüyüm! Sen nasılsın bakayım? Macit'in yaptıklarını duydun mu? Erkek milleti ne olacak? Ağlama artık! Canım geçer gider, böyle şeylerin üstünde durmamalı. Tabii durmalı aslında, değil mi? Ama çok fazla durmamalı. Biliyor musun Feyza, seni çok seviyor. Bilsen bugün nasıl parçaladı kendini. Yerden yere attı, Feyza, Feyza diye. Bırakma beni karıcığım, nereye gittin beni bırakıp diye bağırıp durdu Macit. O itin lafını etme bana, şeytan görsün yüzünü, gebersin! Müsaadenle ben bir üstüm başımı değiştireyim. Ben şimdi gelirim Feyza. Burada mı kalacak? Yalnız bu gece, yarın İzmir annesinin yanına gidecek. İyi de beni niye azarladı? Korkma, canı yanmaz! Bırak, acıtıyorsun! Buraya sokma elini! Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz burada? Görmüyor musun? Ne yapacağız? Güreşiyoruz. Güreşiyor musunuz? Baba ya, baksana, faul yapıyor. Ne faulü be? Bak Şakir Bey amca, bu faul mü? Bırak onu. Kolumu kırıyorsun. Ayı. Taner, bırak bakayım Şakir amcanı. O şimdi yorgun. Hadi, siz kendi kendinize oynayın. Cihan yavrum, sinemaya gidemiyoruz. İşim çıktı. Boş ver be Şakir Bey amca, ben zaten sinemaya gelmeyeceğim. Yahu sana soran mı var? Sinemaya gitseydik bile seni peşimize takacak değildik herhalde. Kalbimi kırdın be Şakir Bey amca. Bir daha yalvarsam da seninle sinemaya gelmeyeceğim. Yahu kapıyı suratıma çarptı. Deli edecek bu herif beni. Biliyorsun, biraz geri zekalı.
Gerizekalıysa bizim oğlanla konuşturma. O kadar da değil. Cihan çok seviyor. Hiç değilse evde oynuyorlar. Sokak sokak sürtmüyorlar itlik peşinde. Hayrola? Günler yetmedi, geceleri de mi çalışmaya başladım? Ya. Yahu koskoca şirkette bir ben kaldım sanki. Aman Şakir, bunun altından sen kalkarsın. Canım Şakir, bu gece şu işi yetiştir ha. Ben bıktım be. Sen de bu kadar çalışkan ve becerikli olmasaydın. Ama olmaz ki canım. Tanrı'nın da bir sınırı var. Aa, yetti artık. İş. Canımdan bezdim. Dayanamayacağım. Bir gün izyan edeceğim. Of! Sen biraz uzan, dinlen. Ben sana şimdi güzel bir içki hazırlayayım, ha? Hazırla canım. Niye tıraş oluyorum ben? Allah Allah, ne oldu bana? Bu ne arıyor burada? Ah, kravat! Ne arıyor gerçekten? İyi misin? İyi miyim? Hiç iyi değilsin. Değilim herhalde. Sana uzan biraz demiştim. Yemeğe kadar düzelirsin. Düzelirim değil mi? Sabah değişmemiş miydin atletini? Öyle mi? Aa, evet! Ben de değişmem. Şakir, senin için endişeleniyorum. Niye? Yakında sürmenaj olacaksın bu gidişle. Tabii bu kadar iş! Bak, bir de başımıza Fevza ile Macit çıktı. Sokakta kocası, evde karısı. Fevza'ya söylemedim fikrimi ama Macit'in yaptıkları da beni aştı. Kadın ne dese hak. Haklı mı? Sen ne biliyorsun ki? Ay, bilmeyen mi kaldı? Benim yanımda telefon ettirdi sekreterine geçen gün. Bu gece iş çıktı, gece gelmeniz lazım diye. Ne yani, işi çıkamaz mı insana? En bayat numaradır bu. Herkes bilir, çapkınlık yapan erkeklerin %90'ı aynı numarayı yapar. Bu numara bayat ha, demek hiç yutulmaz. Hiç yutulmaz. Sen de yutmazsın değil mi? Ben mi? Deli misin? Ben de hiç kül yutacak surat var mı? Yok. Aa, o ne? Tetiğe dokunmuşum. Nereden çıktı o? Rahmetli babamın beylik tabancası. Annem taşınırken bıraktı da. Aman bir kaza çıkmadan kaldır onu ortadan. Aklım bir şeye takıldı da. Sen demin bir şey sormuştun. Bu yalanı yutmaz mısın diye. Sen hala beni pek iyi tanıyamadın galiba. Galiba. Aslında ben hiç de göründüğüm gibi yumuşak bir kadın değilim. Hatta öfkelendiğimde hırçın bile olabilirim. Elbette olabilirsin şekerim. Sen iyi bir insan olduğun için böyle görünüyorum. Başka kadınlara bakmadığın için. Bakmıyorsun değil mi? Deli misin? Hiç yaramazlık yapmıyorsun değil mi? O ben, hiç yapar mıyım? Ah, canım kocacığım! Canım karıcığım! Hele bir yap! Hele beni bir aldat, alimallah gebertirim seni! Ben! Lafın gelişin işte! Hiç yapar mısın değil mi kocacığım? Canım kocacığım benim! Alo! Alo, Şakir Bey, ben Ercan. Yardımcınız Ercan. Evet Ercan, ne istiyorsun böyle gece vakti? Bu akşam ajansta çok iş çıktı, mutlaka gelmeniz lazım. Ne demek bu? Niçin oraya gelmem lazımmış? Ne yapayım işler aksıyorsa? Biraz da bensiz iş görmeye alışın. Zaten öyle yapıyoruz. Hayır efendim, yeter artık sizden çektiğim be! Hem başıma bunca dosya yığıyorsunuz,
Bir de gece çağırıyorsunuz utanmadan. Asla gelmem. Bu evden benim ölüm çıkar, ben çıkmam. Benim de bir aile yaşamım var. Çok rica ederim. Aa! Ne oluyor be, ne bağırtırıyorsun bana? Sana kızmayacağım da kime kızacağım? Ne cesaretle beni rahatsız etmeye cüret ediyorsun? Git o patronuna söyle, kendine gece nöbetçisi bulsun benim yerime. Terbiyesiz! Çok sert konuşmadın mı hayatım? Sert mi? Az bile. Ne biçim herif bu be? Telefon et diye yalvardı, yalvardı, ettik, bir ağzımızı şey etmediği kaldı. Boş ver, takma kafanı. Gel, biz eğlencemize bakalım. Buyurun hanımefendi, ne emrederdin? Birini bekliyorum, gelsin de. Peki efendim. Çok güleceğiz. Nasılsınız? Ne demek nasılsınız? Çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ne içecektiniz? Viski. Alo? Alo? Ne oldu ya, Allah Allah? Bir şey yok efendim. Ne oldu? Zarar yok, üzülmeyin. Bir ses duydum. Hiçbir ses yok efendim. Haluk neredesin? Şimdi gelecek be. Bir şey oldu galiba. Bir şey olmadı. Haluk! Buyurun efendim. Neredesin Haluk? Şimdi gelecek. Zarar yok. Haluk! 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 Eyvah! Haluk! Nerelerdesin? Nereye kayboldun? Zat-ı halinize hizmet ediyoruz, buz getirdik. İyi, gel, gel otur bak. Beni yalnız bırakma. Bak, bak şimdi dinle, dinle. Dinlemeyeceğim. 3 saattir hep aynı şeyi söylüyorsun. Ama bak şimdi ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceksin? Karımı çok seviyorum. Allah belanı versin. Biliyoruz, karını seviyorsun. Hayır. Çok. Evet, karını çok seviyorsun. Onsuz yaşayamazsın. Sen aşağılık bir herifsin. Çok. Evet, sen çok aşağılık bir herifsin. Senin karın bir melek. Hem de ne melek.
Arayan karımsa intihar etti de. Yok yok, komaya girdi de. Çabuk gelsin. Alo. Merhaba hayatım. Benimki. Hay Allah. Ne, gitti mi? İyi tamam, hemen geliyorum. 10 dakika sonra oradayım. Şişt, beni bırakıp nereye gidiyorsun? Bizim profesör mide ameliyatına gitmiş. Sabaha kadar dönmez. Gitmeyeyim mi yani? Gitmeyeceksin tabii. Abbala! Senin karın kaçtı diye biz zamparalık etmeyeceğiz mi yani? Peki ben yalnız başıma ne yapacağım? Gel istersen seni de götüreyim. Olur valla. Ben bir köşede oturur, sesimi bile çıkarmam. İyi güzel. Hey Allah'ım, sen bana sabır ihsan eyle. Hadi eyvallah. Elini çabuk tut bari. Ah benim karıcığım. Nerelerdesin? Elime geçen en önemli fırsatı kaçırdım. Bir daha nasıl görürüm ki onu? Günaydın şef. Günaydın. Bana bak Ercan. Ya bu karı üşütmek üzere. Kim? İnci Hanım. Niye? Garaja geldi, arabamı parçaladı gitti. Allah Allah. Ben bu karıdan korktum. Erkeksizlik başına mı vurdu nedir? Niye canım, aslında hiç fena kadın değil. Erkeksiz mi kalmış yani? Efendim toplantı başlıyor. Peki. Ne toplantısı? Şampuan kampanyası için. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Bu ne? Hoş geldiniz. Ne arıyor bu fotoğraflar burada? Şampuan kampanyası için. Yoksa bu kız mı seçildi? Evet. Ya o nereden çıktı bu kızı seçme fikri? Patron atla dolaşır da kulüpte orada rastlamış. Ha? Atla dolaşırken ha? Beğenmedin mi? Oo. Fena değil ama gözleri biraz şaşı gibi. Burnu da alabildiğine eğri. Bizim patronun zevksizliği de bazen çekilmiyor yani. İnsan hiç ata binerken foto model seçer mi ya?
Güzin. Hı. Bayağı kilo almışım. Ya pek değil. Almışım, almışım. Pantolon zor oluyor. Masa başında geçiyor bütün günün. Spor lazım. Sen? Ben tabii. Beğenemedin mi? Biraz ata binsen fena olmaz. Ata mı bineceksin? Ne yani, bu yaştan sonra basketbol oynayacak değilim ya. En yakışanı ata binmek elbette. Asil spordur. Nereden aklına geldi şimdi? Bizim patron yıllardır ata biniyor. Biliyorsun benden kaç yaş büyük, çita gibi adam. At sayesinde. Bak görürsün, ben de nasıl formumu bulacağım. Ata binerken. Dur ben bir çişime edeyim. Oğlum. Güzin. Niye kilitledin tuvaletin kapısını? Sen buradasın, Cihan kahvaltıda. Yani tuvaletleri rahat yok insana. Evladım, senin evinde tuvalet yok mu? Gelip bizimkinin içine ediyorsun. Bizimki Alaturka Şakir Bey amca. Sizinki daha rahat. Ben kahvaltı edeyim. Yani şeytan diyor, bu oğlanı al, evir çevir, bük, kubur at, sifonu çek. Daha önce bindiniz mi? Neye, ata mı? Şaka mı yapıyorsun? Hemen hemen doğduğum günden beri binerim. Bir zamanlar binicilik dersi bile verirdim. Eskiden tabii. Biraz nazlı. Hadi çocuğum hadi. Bir şey mi oldu? Yok yok. Eldivenime taş girmiş de onu çıkarıyordum. Ben şöyle bir dolanıp geleyim. Aa! Dur! Evladım, yolun dışından gidiyorsun. Yavaş! Bu ne biçim koşma? Dur be hayvan! Bak gene hızlı gidiyor. Beni duyuyor musun? Dur! Çocuğum, ben buraları bilmiyorum! Şşt! Dur! Çok affedersiniz! Rastgele, balık var mı? Bütün gün her yerde onu aradım. Ama rüyalarımın kadını ufukta bile görünmedi. Dur. Vur. Dur. Aa, baba ne oldu sana? Ne olacak? Ata bindim. Niye ata biniyor Şakir Bey amca? Sen de herkes gibi dolmuşa binsen. Attan mı düştün yoksa? Ben attan düşecek adam mıyım? Bana çarptılar. Nasıl oldu? Ağaçlıklı yoldan gidiyordum. Yolda dar. Hayvan huysuz.
Özengi, şöyle biraz değdirdim. Ata abandı. Abamış. Ulan bana bak, gülüp durma. Birden acemi bir kadın yanımdan geçti. Önümde durdu, bana çarptı. Kadın sana fena çarpmış. Dur Şakir Bey amca, ben çıkarırım. Şakir, bu ne hal? Sorma, biraz attan düştüm de. Üstelik de bulamadım. Neyi? Şeyi tabii, formumu. Formumu bulamadım. Dur bakalım canım. Bir işe heves ettinse bir kere düştüm diye hemen pes etmemelisin. 5-10 kere gitmeden formunu bulamazsın. Öyle. Peşini bırakma ama. Bırakmam, bırakmam. Günaydın. Günaydın. Alo, buyurun. Sana bir şans daha vereceğim. Siz! Evet, ben. Demek beni affettiniz. Emin değilim. Bilseniz neler oldu. Büyük annem kalp krizi geçirdi. Hem de 3. kez. Bütün gece başucunda oturdum. Bilmiyordum, çok üzüldüm. Tabii, nereden bileceksiniz? Ben bile bilmiyordum. İyi mi şimdi? Kim? Büyük annem. İyi, iyi, demir gibi. Ne yapıyoruz? Buluşabilecek miyiz? Evet. Kulüp 48'i biliyor musun? Bulurum. 5.30 iyi mi? Harika. Nereden çıktı bu kadın şimdi? Az kaldı enseleniyordum. Alimallah bütün ajansı öğrenirdi bu işi. Ismarladık hayatım. Aman dikkatli ol. Merak etme. Merhaba Şakir Bey amca. Cihan evde yok. Almaya yolladım, hadi oğlum. Yalan söylemek kadar kötü şey yok der babam. Senin babanda mı var? Ne yani, biz onun bunu çocuğu muyuz? Bugün ne itlik yapacaksınız bakayım? Cihan'la ders çalışacağız. Ulan seninle ders çalışan bildiğini de unutur. Şakir Bey amca, yine attan düşmeye mi gidiyorsun? Güzin, bir gün ben kalp krizi geçirirsem bu herif yüzünden olacak. Uğraşma elin garibiyle. Şu küpemi de geçerken kuyumcuya bırakır mısın? Klipsi bozulmuş. Tabii hayatım. Dur! Dur çocuğum! İneceğim yavrum! Ah!
Hadi çocuğum, hadi. Merhaba. Ne haber? Beni tanıdınız mı? Aa, demek siz de ata biniyorsunuz. Yavrum, evladım, heyecanlanma. Efendim, bu atlar böyle olur. Biraz acemi de yetiştiriyorum. Konuşmuyorsunuz. Kızgınsınız bana, değil mi? Niye kızayım ki? Yo yo. Belli ki çok kızgınsınız. Aslında ne yapsanız haklısınız. Size olanları açıklamak istiyorum. Bakın anlatayım. Ne oldu ki neyi anlatacaksınız? Anlaşıldı. Demek bir şey olmamış gibi davranalım. İyi, benim de işime gelir. Her şeye yeni baştan başlayalım o zaman. Ne diyorsunuz siz? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Hayat bir muamma gibi zaten. Anlamak mümkün değil. Ah, kırbacım düştü. Ben şimdi alırım. Ay Allah, ayağım bir yere takıldı. Buyurun. Çok centilmensiniz. Aslında centilmenden çok romantik sayılırım. Hey! Bir şey düşürdünüz! Ne? Ben biraz dolaşayım, dönerim şimdi! Oh! Şef! Evet? Hani bizim şampuan reklamında oynayan kız var ya? Sibel Hanım, ne olmuş? Aşağıda, arabada. Bana bir baksın dedi. Sibel Hanım, bana dedi. Baksın dedi. He. Bir bakayım bakayım. Merhaba! Ne güzel sürpriz bu! Pek sürpriz sayılmaz. Bu küpeyi vermek için geldim. Dün attan düştüğün yerde buldum. Ne küpesi? Aa, kadın küpesi. Benim ne işim olsun küpeyle, değil mi? daha ne var ne yok? İyilik. Sen her zaman böyle mi giyinirsin? Ne gibi? Bilmem. Ama bu tür giysiler insanı olduğundan daha yaşlı gösterir. Halbuki sen bayağı genç ve yakışıklısın. Ya öyle mi? Benim gitmem lazım. Daha şimdi geldin. Ne güzel konuşuyorduk. Nereye? İşlerim var. O zaman sonra buluşalım. Vaktim yok. Peki, sen kazandın. Yarın 5'te Otel Dragos'ta. Tamam mı? Tamam, 5'te Otel Dragos'ta. Hoşça kal. Alo? Alo, benim. Tanıdın mı? Daha şimdi ayrıldık.
Oh, gene mi siz? Aslında benim sormam lazım gene mi sen diye. Sesiniz kırgın, bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Aramayacaktım ama öğrenmezsem çatlayacağım. Sen manyak mısın Allah aşkına? Sizi istemem, sizi sevmem manyaklık mı yani? Beni seviyor musun? Hiç belli olmuyor doğrusu. Söyle açıkça ne istediğini. Sizinle buluşmak. Gene mi buluşacağız? Ne zaman buluşabildik ki? Doğru. Bunu ben de anlayamadım. İnsan bir kere söz verdi mi dönmemeli. Yarın 5'te Dragos'a gelmeyen ne olsun? Gelirim ama ya yine atlatırsam? Ben? Seni atlatmak. Şaka yapıyorsun herhalde. Ancak ölüm engeller gelmeme. Daha yeteri kadar tanımadın beni. Aman, seni tanıyacağım kadar tanıdım. Bak, yine bir şey olacak olursa bu kez mahvederim seni, bilmiş ol. Mahvoluşum senin elinden olsun. Yarın 5'te Dragos'ta, unutma. Patlama patlama, geldik. Kimi istediniz? Açsana evladım kapıyı. Şakir Bey amcam evde yok. Aç ulan kapıyı. Güzin teyze. Güzin teyze, Elif biri Şakir Bey amcamı arıyor. Buyurun. Merhaba hayatım. Şakir, bu ne hal? Senin için giyindim şekerim. Teşekkür ederim ama lütfen şimdi çıkar, sonra giyersin. Yo yo, artık böyle gezeceğim. Monta bak, şahane. Ha, istersen saçımı ortadan ayırabilirim. Tamam, tamam. Sen şimdi banyoya git, şu boyaları güzelce yıka. Birazdan sana bir sinir hapı veririm, sakinleşirsin. Ben sakinim hayatım. Bak gözlüğüme, ralli gözlüğü. Ah canım, iyi de bunlar hiç yakışmamış sana. Yakışmamış mı? Yani beni beğenmezler mi böyle? Çocuk musun sen? Yaşından başından utan. Gülerler ayol. Hadi lütfen banyoya. Kafanı yıka, şu zibidi kıyafetleri de çıkar. Zibidi mi? Ben bunları çok beğenmiştim ama. Hay Allah. Demek yakışmamış ha? Şimdi yangın var diye bağıracağım vallahi. Sinirlenme şekerim. Madem yakışmamış tamam, çıkardım. Hay Allah. Ben de neler hayal etmiştim. Karım çok sevinecek demiştim. Yakışmadı ha. Şakir Bey amca geldi mi? Biraz evvel seni manyak bir yeri aradı. Birini arıyordum da. Kim acaba? Şakir Bostancı. Evet, biraz önce geldi. 315 numarada. Demek o da tuttu. Evet efendim. Gel. Sibel. Anne! Tehlikede, gitmeye mecburum. Sonra anlatırım. Şimdi. Hazırız. Tamam. Kamera yerine. Şimdi şampuan. Bir saniye rica edeyim. Biliyorum. Dün bana çok kızdın ama ne olduğunu bir bilsen. Ne oldu ki? Şu bizim ajansta sekreter İnci var ya. Tanıyorsun değil mi? Evet. Kadın deli. Dün otelde seni beklerken peşimden odaya girdi. Üstüme saldırdı.
Ben de kaçtım. Zır deli. Ya ne yapacağım bilemiyorum. Ne istiyor senden? Ah bir bilsem. Niye kendisine sormuyorsun? Kime? İnci Hanım'a mı? Elbette mutlaka ne olduğunu açıklayacaktır. Ya boğazıma filan sarılırsa? Sanmam. Dene bakalım. Peki. Olur konuşayım. Ama sen de bana bir randevu ver. Peki. Yarın aynı otelde aynı saatte. Tamam mı? Tamam. Artık sizinle konuşmamız lazım. Buyurun. Konuşalım. Bu işin böyle yürümeyeceğini anlamışsınızdır. Evet, maalesef. Sizi yemeğe davet ediyorum. Peki, son defa. İlk defa demek istiyorsunuz herhalde. Doğru, aslında ilk defa. Hayret, bu sefer kaçmadınız. Niye kaçayım, sizi ben çağırdım. Haklısınız, daha önce dedeniz çağırmıştı. Dedem öleli çok oldu. Öyle mi? Böyle giderse siz de fazla yaşamayacaksınız. Ne olur söyleyeyim, benden ne istiyorsunuz? Asıl siz benden ne istiyorsunuz? Hiç, ama siz beni niye takip ediyorsunuz? Aa, ben mi takip ediyordum? Telefonla randevu koparmak için ayaklarıma kapanırım diyen sizden başkası değildi herhalde. Yani ben telefonda sizle mi konuşuyordum? Evet, benimle. Sizi çıldırtan sesin sahibi benim. Ama ben sizin siz olduğunuzu bilmiyordum. Ben sizi Sibel Hanım sanıyordum konuşurken. Ne? Beni Sibel mi zannettin? Neyse. Şimdi konuştuğunun o rüküs Sibel olmadığını anlamışsındır. Ya. Ya. Yalnız ben size diye aslında o Sibel Hanım'a randevu veriyordum. Güzel kadından anlamayan sizin gibi zevksiz bir erkeğin o çirkin Sibel'i arayacağını tahmin etmeliydim. Evet, bir miktar haklısınız. Benim gibi şuh ve çekici bir kadının sizinle ilgilenmiş olması büyük bir lütuftur aslında. Tabii, ama ben... Sen kaybedersin Şakir. Ama İnci Hanım, ben buraya bu meseleyi... Lütfen, lütfen küçülmeyin karşımda. Ben dururken o Nuhuse Sibel'le ilgilenmeniz erkekliğinizin kalitesini açıkça ortaya koyuyor. Haklısınız, çok haklısınız. Erkekliğinizden şüphe ediyorum Şakir Bey. İnci Hanım, siz benim erkekliğimi bırakın da sizden çok hoşlanan ve erkekliğinden şüphe etmeyeceğiniz biri var aslında. Kimmiş? Ercan. Hani şu benim yardımcım. Ercan, şu koca kafalı herif. Ben ona bayılırım. Hedefimiz Sarıyer'i İstanbul'un 4. ligi büyüğü yapmaktadır. İstanbul'un mütevazi Sarıyer'i Türkiye 1. ligi 8. ligi yapmak huzurlu bir sezon yakalayıp keyfini içindedir. Şunu biraz yavaş okusana. 34 maçlık çok çetin birlik maratonunda bana sabır ver ya Rabbim. Yakalanmadan ve futbol Alo, buyurun. Bu kolay olmayan... Yavaş oku dedim. ...başarısını yaratan... Şakir, bil bakalım kim aradı? Kozları... Kim? Feyza, Macit'le barışmışlar. Aa! Bizi akşam yemeğine bekliyorlar. Hayatta tanıdığım tek gerçek kadına. Feyza'ma. Yegane ve tek aşkıma. Yuvana hoş geldin karıcığım. Hoş bulduk. Ama bu son olsun. Kutsal yuvalarımızın güzel ve tatlı bekçilerinin şerefine. Karılarımıza. Yengelerimize. Yengeler dedin de aklıma geldi Haluk. İdeal kocama ilginç bir aşk mektubu okumak istiyorum. Selma'cığım, şimdi sana yazdığım aşk mektuplarını okumanın sırası mı? Sırası, tam sırası. Ay okuyamayacağım, gidin Allah aşkına sen oku. Kartal bakışlım, serçen seni çok özledi. Sıcaklığını hala unutamadım.
bahar tomurcuğum diyerek memelerimi nasıl ısırmıştın, Sedat'ım benim. Ayrılalı daha 2 saat olmadı. Asırlar kadar süren şu 2 saattir teninin sıcaklığını hala unutamadım. Sanki 2 asırdır ayrı gibiyim senden. Dayanamayacağım artık, gel, gel diyorum sana. Vücudumda bıraktığın morlukları madalya gibi taşıyacağım. Hele o kalçalarının... Ay burasını okuyamayacağım, çok terbiyesiz. Allah Allah, ne kadınlar varmış meğer. Erkek milleti değil mi, en iyisi dar ağacında can versin. Sen ne diyorsun Şakir? Böyle tedbirsizlik yapılır mı? Yani rezalet yapılır mı? Bravo Şakir! Ve bu rezaletin sahibi, o rezil hala utanmadan bu masada oturuyor. Teessüf ederim Selma. İnsan bunca yıllık eşine rezil der mi? Ve bu rezilliği benim 12 yıllık arkadaşım Tülay'la yapıyor. Bir kere 12 yıllık değil, 10 yıllık arkadaşın. Aynı apartmanda, aynı katta oturduğumuz... Aynı katta değiliz. Üst katta oturuyor. Sabah buluşuyorlar, öğleden sonraları da mektup yazıyorlarmış birbirlerine. Abartıyorsun! Abartıyor. Buluştuğumuz günlerde değil, buluşmadığımız günlerde mektuplaşıyorduk. Hem de benim odamda, benim yatağımın üzerinde şey yapıyorlarmış. Ben o mukaddes yatakta hiçbir zaman şey yapmadım. Her zaman salondaki divanda yaptım ha. Canım bir çocukluk turu yapmış işte. Ya, bir mektupla her şeyin sonu gelmez. Bir mektup mu Haluk? İşte koleksiyonu. Sen olsan ne yapardın Güzin? Tokadı basar terk ederdim. Ben de öyle yapacağım zaten. Sonu mu geldi? Toparla kendini seversen. Karımı bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Dünyam karardı. Yahu tamam! Bana ilk görüşte aşık olmuş. Şimdi seni bir güldüreceğim ki görme. Aman gene aynı numara mı? Gerçek bir kör nasıl oynanırmış gör bakalım. Evet. Buyurun, nasılsınız? Ne demek nasılsınız? Çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ya, ne içeceksiniz? Viski tabii. Haluk! 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 Haluk, neredesin? Haluk! 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 Haluk, bir ses duydum! Haluk! Haluk! Yeter artık be! Kaçıncı ulan bu numara? Ha, kaçıncı? Ne numarası be? Ne bir ben numara sana sorarım ne numarası olduğunu! Niyetin ne be senin ha? Söyle niyetin ne? Aa, görüyorum. Gözlerim açıldı, ellerin dert görmesin. Aa, Allah senden razı olsun. Canım. Bir tanem. Sevgilim, her şeyim karıcığım. Bakalım. Karımın asaletine bak. Bir tokat attı gitti. Halbuki benim gibi pis aşağılık bir zamparanın yüzüne tükürme. Sırtında sopalar kırmalı. Tepesinden aşağı kızgın yağlar dökmeli. Ulan Allah belanı versin Sedat. Ulan yeter be! Bela okuyup durma kendine, yeter! Yetmez! Dünyanın bütün belaları beni bulsun inşallah. Bulsun inşallah. Alo? Ha merhaba hayatım. Ne? Açık kalp ameliyatı mı? Hemen geliyorum. Kötü bir durum mu? Niye? Kalp dedin de. Ya, bizimkinin kocası açık kalp ameliyatına gitmiş de. Ne yani? Ben burada yalnız mı kalacağım? Ne olur ki? Ne olur? Korkarım. Çüş, koca herif! Karıcığım! Selam! Merhaba! Ne haber? İyilik! Arayan soran var mı? Kimi? Beni! Siz kimsiniz? Tanıyamadın mı? Çıkaramadım efendim. Çıkaramadın mı? Teessüf ederim. Şakir Bostancı. Bir dakika efendim. Evet, buyurun, Otel Dragos. Kimi aradınız?
Şakir Bostancı mı? Sizi arıyorlar. Beni mi? Allah Allah! Ver bakayım. Alo? Aa, Sibel sen misin? Şaka yapma! Yani gelemeyecek misin? İstanbul'da değil misin? Neredesin peki? Mersin'de misin? Ne festivali, ne defilesi? Mersin'e mi geleyim? Geceyi beraber mi geçiririz? Anladım. Adana'ya uçakla, oradan otomobile bineceğim. Sabah beraber mi döneriz? Geliyorum. Bir oda istiyorum. Oo, Şakir Bey nasılsınız? Mersi. Şef merhaba. Yıldırım telgraf çekmek istiyorum. Şunu doldurun. Akşam tam 8'de yerine varır. Varır. Tarihle konuştum diyorum. Süleyman'a söylüyorum. Arkadaşlar, bugün karşılayamam. Çok önemli bir şey. Kaç orada olacağım. 780 bin. Bunlar da ne? Bu gece özel bir gece olacak şekerim. Neyi kutluyoruz? Birlikte olmamız yeterli sebep değil mi? Güzel bir gece olsun istedim. Şerefine hayatım. Banyoda şampanya partisi vermek de nereden aklına geldi? Sana susadım da ondan güzelim. Bir tane, telefonu fişten çek, bu gece aramıza kimse girmesin. Olur hayatım. Kapı zili. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım. Ah, bu çile çekilmez. Telgraf geldi. Telgraf mı? Allah Allah! Kime ki? Sana. İş yerinden. Bana mı? Şaka yapıyorsun. Patrondan. Bu akşam yola çıkmanı istiyor. Ankara'da bir iş yemeği varmış, mutlaka katılman gerekiyormuş. Uçak biletim bile ayrılmış, tam 9'da. Olamaz. Gitmeyeceğim. Hayır, gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim işte! Ne yemeği bu? Gitmiyorum! Gitmiyorum efendim! İsterlerse kovsunlar! Gitmeyeceğim işte! Ben karınla olacağım bu gece! Mantıklı ol hayatım! Hayır, olmayacağım! Mantıklı olmak istemiyorum! Gitmiyorum! Çocuk gibi davranıyorsun! Davranacağım! Ama gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! Gitmem! Gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! Merhaba. Merhaba. Adana'ya mı? Yo, Mersin'e. Ya, demek siz de Mersin'e gidiyorsunuz. Evet. Sık sık mı gidersiniz? Haftada bir. Bu benim ilk seferim, onun için çok heyecanlıyım. İlkinde hep öyle olur. Biz gide gele alıştık artık. Sizi gidi sizi. Beyefendi, dikkat ediyor musunuz? Uçakta hiç hanım yok. Desenize herkes Mersin'e. Sayın yolcularımız, Adana Havalimanı'ndaki kötü hava şartları yüzünden Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmek zorundayız. Özür dileriz. Ne dedi, pek anlayamadım. Uçak Ankara'ya inecekmiş. Yani Mersin'e gidemiyor muyuz? Hayır. Karım İstanbul'da, sevgilim Mersin'de beni bekliyor. Bense Ankara'ya gidiyorum. Biraz garip yürüyor ama hayatım bayağı maceralı olmaya başladı galiba. Merhaba.
kıymetini yeni anladım. O olmadan, inan bana, zamparalığın bile tadı yok. Benim de öyle, karım olmadı mı basiretim bağlanıyor. Merhaba beyler! Ne oldu sana be? Bizim profesörün sabaha kadar sürecek bir ameliyatı vardı. Ama hasta anestezide sizlere ömür, profesör üstümüze gelmez mi? Tamam! Tabanca mı? Ya, adamın ruhsatı bile varmış. Hadi ucuza atlatmışsın. Oo, Şakir, sen çok düşmeye başladın buralara. Bir derdin mi var? Evet. Ne o, yine reklam filmi mi? Yo, bu sefer çok önemli. Aramızda. Benim bir sevgilim var. Şakir, bizimle dalga geçme. Yeminle! Katiyen inanmayız. Vallahi! Aa, sonunda adam oldun ha! Bravo Şakir! Boğazla bir ziyafet benden! Benden de bir şef Fransız Konya! Vallahi ben de arabanla şoförlüğünü yapacağım. Yalnız bir sorun var. Yüzüş mü? Yok canım, onun bir şeyden haberi yok. Sorun başka. Peki ne? Kardeşim, otele gittik, otelde olmadı. Dur. Madde bir, bu iş kesinlikle otelde olmaz. En iyisi evdir. Evden şaşmayacaksın. Ama kendi evinde değil. Hadi lan. Aslında bende bir ev var. Daha ne istiyorsun ya? Kayınvalidemin evi. Kendisi Almanya'da, oğlunun yanında. Eve göz kulak olmam için anahtarı bana bıraktı. Olmaz. Tamam, oldu bu iş. Ya Şakir, evden çıkarken ne uydurdun? Anlamadım. Evden çıkarken diyorum, Güzüş'e ne yalan söyledin? Bırak şimdi Güzüş'ü. Kim bu Güzüş? Güzüş mü? Ne Güzüş'ü? O söyledi. Aha! Güzüş'ü soruyorsun. Haluk, bak ne soruyor. Ne? Güzüş mü? Herkes tanır onu. Ya ya! Ama ben tanımıyorum. Aa! Tanımıyormuş. Olamaz. İlahisi ben. Nereden de aklına geldi Güzüş şimdi? Güzüş! Hadi söyleyin ama artık, kim bu Güzüş? Sen söyle! Bana düşer mi? Rica ederim. İlk senin aklına geldi. Söyle bakayım. Güzüş... Şakir'in filosu. Ya yani Şakir'in filosu. Minnacık, küçücük bir köpek. ya benim şu kadarcık köpeğim. Sen evden çıkarken yalan mı söylüyorsun Fino'na? O da nereden çıktı şimdi? Haluk sormuştu ya, evden çıkarken Güzüş'e ne dedin diye. Ya, çok alıngandır. Mecburen her sokağa çıkışımda açıklamada bulunurum. Şurada sağdaki bina. Geldik işte. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Rica ederim. Hadi bakalım, hayırlı işler. Yahu, bari heyecanım yatışana kadar gel biraz bir içki iç, öyle git. Ne oldu? Yok bir şey, bir içki iç diyordum. Tabii, gelsene. Peki öyleyse, ben arabayı park edip geleyim. Siz çıkın. Şakir, bütün gün seni aradım. Neredeydin? Haberi aldın demek. Aa, gelmişler. Almanya'dan gelmişler. Hepsi gelmiş. Cumhur cemaat gelmişler. Çoluk çocuk gelmişler. Sevgili kayınvalideciğim, ah seni nasıl özledim bir bilsen, ver o mübarek elini öpeyim. Gel ben de seni öpeyim. Aslan kayınbiraderim, nasılsın bakayım? Gelin hanım, sen de pek güzelleşmişsin. Aman bunlar pek büyümüş. Gel bakayım, öpeyim. Ah, güzel oğlum, kıskanma. Gel seni de öpeyim.
Canım karıcığım, güzüşim benim. hadi ailene kavuştun, gözün aydın. Gel seni de öpeyim. Aa, orada biri var. Tanıştırmadım değil mi? Güzüş, şimdi sen soracaksın kim diye. Hadi bil bakalım kim? Nereden bileyim ayol? Bil bil! Bil bil sen! Kim biliyor musun? Efendim, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öpeyim teyzeciğim. Sağ ol yavrum. Vatana hoş geldin Kamil. Hoş bulduk. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Şakir sizi Sibel'le tanıştırdı mı? Güzin, yeni sevgilimi nasıl buldun? Beğendin mi? Buyurun, otursanıza. Yok, gideceğiz. Bir arkadaşımıza sözümüz var da, geçerken bir uğrayıp hoş geldiniz diyelim dedik. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Gittiler. Macit'i gene terk etti. Zapt edemiyoruz. Zavallı Macit. Görmüyorum. Kötü ya. Bilirsin seni çok sever. Dinlen. Allah aşkına gel. Hadi. İyi ama. Ölmek istiyorum. Yetişin. Hadi Şakir, sen git. Biz gideriz. Hadi yürü. Macit. Şakir. Gel. Beyzamı bulun Şakir. Macit. Beyzamı bulun. Karımı bulun. Karımı bulun. Allah Allah! Ölmek istiyorum Şakir, ben Feyzan size geldim. Ölmek istiyorum! Ölmek de nereden çıktı? Olur mu öyle şey? Seni gerdeğe sokmadan ölmem, merak etme! Ne olur ya? Seni muradına erdireceğiz oğlum işte! Yani? Ne yanisi oğlum? Seni Sibel'e götürüyoruz işte! Sibel'e mi? Kızmadın mı bana? Ne kızması? Hoşuna bile gitmişsin. Getirin o şaşkını bana dedi. Hadi bakalım damat bey aşağı! Geldik mi? Girer girmez saldırma kızı ha! Şşt, acele etme ha! İlk gecede kadına müşrik davranmalı. Sonra? Hadi bakalım yengemizi. Hemen mi çıkacağım? İstersen önce oturup poker oynayalım. Allah'ım sen ne harikalar yaratıyorsun. Hangi daire? En üst kat. Allah kolaylık versin. Gaza mübarek olsun. Demek beni her şeyden çok arzuluyordun ha? Evet, her şeyden çok. Belli de oluyordu zaten. Hakikaten belli oluyor muydu? Bir ay önce seni tanıdığımda heyecanlı ama utangaç, çekingen ama sempatik bir adamdın. Bekardın yanılmıyorsam. Aradan 4 hafta geçti, evlendin, boyunca çocuğun oldu. Utangaçlığın ve çekingenliğin de pek kalmadı. Ama yine heyecanlı ve sempatiksin. İlk gördüğümde seni sevimli bulmuştum. Şimdi ise bayağı hoşuma gidiyorsun. Öyle yere bakarak geçiştiremezsin. Gel bana. Seni istiyorum.
Hep bu anın gelmesini bekliyordun, değil mi? Ve işte o an geldi. Gel benimle. Soyunsana. Peki, soyunayım. Ayakkabılarla mı yatarsın? Oh, pek sık değil. Özür dilerim. Hiç hoş bir yerde değil. Alırım. Hadi artık gel bana. Allah Allah, aşağıdan kapı zili çalıyor. Sabahın bu saatinde kim olabilir? Pazardan önce gelmeyeceğim demişti. Nereden çıktı bu şimdi? Çabuk giyin! Ne oldu? Olan oldu. Benimki geldi. Hadi çabuk ol! Seninki kim? Kim olacak? Kocan! Ne? Kocan mı? Evet! Ne yapıyorsun? Telaş etme! Biz erkek erkeğe oturup konuşuruz şimdi. Başlarım erkekliğine şimdi! Tuttu mu kolundan sokağa fırlatıp atarım Allah seni! Gel! Hadi! Çık dışarı! Anlamadım! Bak burada pervaz var. Sen orada dur biraz. Ben onu bir bahane bulur yollarım. Hadi.
Telefon yok mu? Telefon yok mu? Bir herif kendini damdan atmak istiyor. Aa, polise, aa, itfaiyeye haber verelim. Hadi, çabuk olun. Hadi, hadi, çabuk. Paketleri elimden. Utanır ayol insan. Hayır. Hadi atla. Atla aşağı. Hadi atla. Atla, çabuk ol. Sakin ol, seni kurtaracağım. Atla çektin. Korkmana gerek yok. Geri dön ama. Hadi doğru çeksenize. Hadi, hadi bir şey yap. Ne oluyor burada? İyice geri. İyice geri. Anne, bu babam değil mi? Benziyor ama babanın orada işi ne? Canım. Canım sevgilim. Seni çok özledim. Beni bırak. Güzel. Bittim, mahvoldum. Ne yapayım ben şimdi? Oğlum dur, kes şu ağlamayı, çocuk musun? Dünyanın sonu mu geldi? Tabii geldi. Ya o kız kadar Elif, ağlar mı? Bak etrafa, rezil oluyoruz. Beni vermem lazım. Dur, dur. Her şey bitti, ben güzünsüz yaşayamam. Oğlum sana güzünsüz yaşayacaksın diye mi var, hallederiz. Halleder misiniz? Siz karımı bilmezsiniz, mutlak terk eder beni. Şakir sus artık. Aa, kafa bırakmadın insanda. Bir çaresini bulacağız işte. Şimdi bak, hiçbir yere gitmemiştir. Evdedir, seni bekliyordur, bunu bil. Kapıdan gireceksin, biz de senin yanında olacağız, korkma. İlk lafın, canım karım, ben sensiz yapayalnız ne yaparım olacak. Benim ilk ve son bağrım sensin karıcığım. Yeşil gözlüm, sensiz hayat zindan olur bana. Senden başka gül koklamadım, koklamam da. Ama koklamaya kalktım ya. Tamam, uzatma. Bir daha senden başka dişi sineğe bile bakarsam iki gözüm çıksın. İşte bu kadar. Hayrola Güzin, ne var, ne oldu? Bu bavullar ne? Ben ne Feyza gibi eşyaları toplayarak, ne de Selma gibi tokadı basarak giderim. Ben sadece giderim. Bunca saat medeni bir insan gibi sana alasmaldık demek... ...ve bunu vermek için bekledim. Sakin ol Güzin.
gayet sakinim. Benim ilk ve sonbaharım sensin karıcığım, gitme. Yeşil gözlüm, sensiz hayat zindan olur bana. Yalan söylemene gerek yok. Dinlemiyorum çünkü. Peki o zaman ne arıyordum çatıda ha? Ne arıyordu çatıda bu masum adam, bu zavallı Şakir? Kadın azgın bir canavar gibi saldırıya geçmişti. Yuvanızın üzerine çöreklenen bu kara cadı arkadaşımıza tecavüz edecekti. Pencereden dışarı attım kendimi, başka türlü iffetimi koruyamazdım. İffetini korumak için ölümü bile göze aldı ve kendini aşağı attı. Siz nereden biliyorsunuz? Biz nereden biliyoruz? Biz nereden biliyoruz? Biz şunu çok iyi biliyoruz ki Şakir böyle bir iş yapmaz. Hayır yaptım! Bir iş yaptım. Saçma sapan bir iş. Bir şey varmış gibi o kadının peşine takıldım. Ama inan hiçbir şey yapamadım. Yani yapmadım. Elimden gelmedi, içim kabul etmedi. Ya bir daha olursa? Kesinlikle. Bir daha değil kadınlara, dişi sineklere bile yan gözle bakmayacağım. Yemin mi? Binlerce yemin. Bakarsam iki gözüm kör olsun.